Güzel bir hava var. Bu akşam soğuk olacak, ona eminim. Dostlar hepinize merhaba. Yine hafta sonu bir kampa daha başlıyoruz. Bu sefer bir değişiklik var. Kanalda bahsettiğim gibi yeni araçta ilk kampımızı bir deneyimleyelim bakalım nasıl olacak. Neler gelecek başımıza. Hadi o zaman kamp başlasın. Yolculuğumuz başladı. Saat 3.30'a geliyor. Çıktık bakalım. Bizi neler bekliyor? Neler yaşanacak? Av yerinde görüşürüz.
geldim, oltalarımı attım. Şöyle hava biraz rüzgarlı. Bir saat falan oldu, sofrayı kurdum hafiften. Güneş de inmeye başladı. Şu an güzel bir hava var. Ama akşam soğuk olacak, ona eminim. Artık arabayı falan çalıştırırız, bir şeyler yaparız. Geldik yani, yapacak bir şey yok. Neyse, afiyet olsun dostlar. Saati geçti. Henüz bir duruş alamadım. Hava da hafiften kararmaya başladı. Aracı hazırladım. Şöyle göstereyim. Lambamız burada. Power kutumuz burada. Tenteyi açmadım. Yarın açarım bunu da. Böyle kurdum. Bir iki tane battaniye getirdim. Artık sarıp sarılanıp yatarız. Oltalar burada. Şöyle bir koy. Koy dediğim de adı artık burası. Küçük bir ada, yapay bir ada. Yapılmış bu adalar. Ama herhalde suyun yükselişini hesap edemeyince böyle kalmış. Ama olta atacak bir yer. Şurada derin. Yani biraz daha su çekilse artık yani balık gelse buradan biraz alması zor. Zorlaşıyor yani. Tamam dostlar. Akşam hazırlık tamam. Akşamdan umutluyuz. Akşamüstü bir tane alsaydım umur olurdu ama yapacak bir şey yok zaten. Bugün de tutacağım diye gelmedim. Akşam olur diye umut ediyorum. Hadi bakalım. Akşam bayağı soğuk olacak değil mi? Çadırı kurdum ama bu çadırda kalmam. İlk kez deneyeceğim. Deneyimlerimi sabah aktaracağım yani.
Yatağımız hazır. Yani ilk deneyim olacak araçla alakalı. Yani bayağı soğuk. Bilmiyorum uyuyabilir miyim ama. Nasıl olacak bu gece? Şöyle açalım. Şu manzaramız. Saat 9:30 bu arada. Yani biraz dinleneyim diyorum. Erken kalkıp devam ederim. Ama gece sabah kaç, daha da soğuk olacak. Buna eminim. Yani balık zamanı. Herkese günaydın. Saat 6 civarı. Burada bayanlar gelenler olmuş. Başta kolta gelmiş.
dostlar. Şöyle sabah şekeri geldi bir tane. 2 kilo su. 3 kilo falan var ya. Arkadaşlar tekrar günaydın. Saat 7.30'a gidiyor. Güzel bir balık aldım. Bu meradaki tuttuğum en büyük balık. Yani az daha dursa trofi olacak yani. Kenarlar biraz dik olduğu için balığı almak zor oldu. Kepçenin boyu da kısaydı. Kayıtta da görmüşsünüzdür. Az daha kaçıracaktım yani. Kepçenin boyu kısa, oltanın mesafesi uzun, su derinde. Öyle olunca yani ip çektim biraz kenara gelsin diye. Böyle taktik yaptım, öyle alabildim balığı. Az daha kaçıyordu. Devam ediyoruz. Yeniledim oltaları. Şöyle zaten güzel basmıştı. Yani şu sıralar bir iki tane de almam gerekiyor. Ama buna da şükür. Güzel balık. Çayım kaynıyor. Çay gidelim yiyelim. Güzel bir kahvaltı yapalım şöyle. Kendimize gelelim. Bayağı soğuktu. İçtik falan giydim içime tabii. Bunlar tutarsa havalarda yani kurtarıyor desem yeri var. 2 kat, 3 kat battaniye getirmiştim onlarla. Üşümedim yani. Güzel direğim oldu. Yani çadırı da test etmiş oldum. Sonra kamplarda, karlı kamplarda bana bir fikir verdi. Yani ısınmayla alakalı. Küçük bir ev ve bostalar var. Onlar alsam çadırın içerisinde çok rahat kalınabilir. Yani suyun şeyinden midir, ferahlıktan midir, nedir? Pek oltalarla uğraşasım gelmedi akşam. Dedim bir ateş yaksam, pek odun da bulamadım. Dedim yatayım biraz, hem bir test edinlerken bir huzur geldi şöyle. Sonra yattım. Kahvaltıda görüşürüz.